Burada çok değerli mümin psikolojisine atıfta bulunup bir örnek vereceğim. Yani bir yerde bulaşıcı bir grip, bir hastalık var. Çocuğumuzu oraya bulaştırmıyoruz. Uzak tutuyoruz. Hatta gerekiyorsa okula 3 gün, 5 gün göndermiyoruz. Sınıfta 3 tane, 4 tane hastalık var diye. Uyuşturucu kullanan gençlerin arasında çocuğumuz bulunmasın kötü oluştu. Hatta biraz daha dikkat eden Müslümanlar küfreden, çirkin sözler kullanan arkadaşlarının olduğu parka çocuğunu göndermiyor. Bunlar isabetli, güzel olması gereken şeyler. Akıl da böyle tembih ediyor zaten. Ben buna bir ilave daha yapmak istiyorum kardeşlerim. Eşimizi kadın veya erkek eşit manada kullanıyorum. Eşimizi insanların psikolojisinin bozuk olduğu artık ümmeti Muhammed olmanın onurunu iliklerine kadar hissedemediği ortamlara göndermememiz lazım. Şeriat, Kur'an, ümmetin geleceği Allah'ın azametine dair umudun çöktüğü yerler bir tür grip isabet etmiş, bulaşıcı hastalık isabet etmiş yerlerdir. Bu isabetten senin eşin, senin kızın, senin oğlun hatta sen ciddi bir şekilde etkilenirsin. Hatta buna şu ayrıntıyı da getireceğim. Yani bir yerde hadis dersi, tefsir dersi yapılıyor ama 5 derse gittik. Bu 5 beş dersin 5'inde de hep kötü, cehenneme girecek olanlar, batacak olanlar, sarhoşların kabahatleri, zinakarların kabahatleri, yalanın, gıybetin dünyada hiçbir şey yok. Her şey o kötülükler. Doğru bunlar dünyada var ama Allah'ın rahmeti de var, cennet de var bir denge yok ders üslubunda. O ders de negatif bir derstir. Oraya da gitmemiz gerekmiyor. Evet bu dersimiz alkolün zinanın haram olduğuna dair, akıbetinin ne kadar kötü olduğuna dair bir ders olacak. Öbür dersimiz de Allah demenin cennet, ne kadar değerli olduğunu, namazın ne kadar değerli olduğunu, Allah Teala'nın mağfiretinin ne kadar büyük olduğunu, cennetin cehennemden büyük olacağını anlatan bir ders olması lazım. Yani bu hayat denge üzerinde yaşanır. Sürekli zehir yiyerek yaşayamayız. Evet bir takım zehir soluyu olabiliriz. Yollar, caddeler, egzoz vesaire bir zehir var ama temiz hava ne yapıyor? Galip geldiği için biz yaşıyoruz. Bir ara temiz hava az olur da zehirli hava yoğun olursa ölüp gidiyoruz. En azından hastalanıyoruz. Bunun gibi. Mesela bu algı çökmesi yüzünden e, İslam ümmeti, yaşadıkları ülkeleri kaçılması gereken berbat yerler, kafirlerin çöplüklerini ise güllük, gülistanlık olarak gören bir anlayışa sahip oluyorlar. Bu da bir hastalık kardeşlerim. Bunu ciddi bir şekilde tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak görüyoruz. Gençlerin özellikle bunu çok enteresan, esefle ve üzülerek, beyan edeceğim bir bilgi olarak size sunuyorum. Yani mesela hafızdır, 2 sene Kur'an medresesinde okumuştur. Gencimiz geçmişinde filan hoca efendiden ders okumak, filan yerde şunu yapmak, hafızlık, ezber, siret okumak vardır. Çok enteresan. Mesela gençler tanışırken birbirleriyle hanımlar ve erkekler olarak aynı bir durum bu zannediyorum. E, tanışırken mesela efendim ben filanca romanları okudum, filanca liseye gittim diyor da bu arada ben Peygamber Efendimiz'in siretini filan kitaptan okudum demeyi iyi pek uygun bulmuyor. Neden? Çünkü din, ahlak hatta kendi ecdadın, anan, baban, dedelerinle ilgili şeyi yani bir kompleks görür. Bir geri kalmışlık, itilmişlik sembolü olarak görürsen ne sakal bırakabilirsin ne de babanın gür sakalı vardı onu diyebilirsin. Bunun adına biz içten içe çökmüşlük, kuru bir ceset, dış görüntüden ibaret bir Müslümanlık noktasında kalmak olarak diyoruz. Bu beraberinde çalışmayan ve atılım yapmayan bu yüzden tembelliği karakter haline getirmiş bir nesille iç içe olmayı getiriyor. Bunu zaten hep beraber görüyoruz. Peki kardeşlerim biz neden Müslüman olduğumuz halde kafirlerle beraber bu hayatı hep beraber yaşadığımız halde neden böyle zafiyet içerisinde çökmüşlük, içi çürümüş, bitmiş bir noktaya neden geldik? Yani genç nesil olduğumuz halde neden ihtiyar buruşmuş bir görüntüye büründük? Bunun şüphesiz hiç tartışmasız ana nedeni imanın özünü yakalayamamaktır kardeşlerim. İman deyince 1 2 3 4 5 6 diye birkaç madde saymak evet onaylıyorum demektir zannediyoruz. Hayır canım, iman etmek demek karakterimi, anlayışımı, konuşmamı, bakışımı, her şeyimi ona ayarlayacağım bir düzen demektir. Ashab-ı da, Allah onlardan razı olsun. Böyle bir anlayış olduğu için dün iman ettiler, bugün müthiş bir Müslümanlık ve müthiş bir performansla insanlık yaşadılar. Hayret ediyorsun yani Batakhaneden çıkıp geliyor, zirvelerde yaşıyor, arada 24 saat var. İman böyle bir güçtür, bir enerjidir ama bizdeki iman, say bakalım saydım, tamam selamun aleyküm çok güzel Müslümansın. Kabul ettiğimiz için, böyle avunduğumuz için daha doğrusu, Kur'an-ı Kerim'i de yani hocalar ölünce okuyorlar işte, bir de namazda mecbur okuyorsun, zorunlu okunan metinler haşa gibi gördüğümüzden Kur'an da bize enerji vermiyor ve cihat ruhumuz ölü bir ruh olduğu için yani iyi bir cihat mantığı ve cihat performansı gösteremediğimiz için de ne yazık ki bu sefer biz yani korkak bir noktaya geliyoruz. Yani biz olmaz, olmaz. Onlar olur, olur, yapar muhakkak diyoruz ve biraz önce de işaret ettim yani üç kişi görüyoruz mesela boşanmışlar dört kişi görüyoruz ailesinde huzur yok e 80 milyonluk ülkeyi konuşuyorsun 20 kişide bir sorun gördüm bu ülke hep böyle deniyor ben bir örnek üzerinden yani hataları yanlış gidişi ve hatalı uygulamaları kıyamet geldi bundan ötesi yok gibi anlayıp çöküp yatmaya yönelik bir örnek zikretmek istiyorum. Şimdi bir baba görürsünüz veya bir anne çocuğunu doktora götürür. İşte bu gece uyuyamadı doktora götürdü. Neresi doktor hastane? Doktorun önünde 20 kişinin mesela sıra beklediği bir yer. Şimdi o 20 kişi görüyor ya bir bakıyor 1, 2, 12, 13, 18, 19, 20. Hepsi hasta bunlar. Hepsi hasta. Eee? Ya bütün toplum hasta demek ki. O çocuğu muayene ettiriyor. Doktor ona diyor ki çocuğunuzda grip var okula göndermeyin diyor. Şu ilaçları da şu şurubu da kullanın diyor. Ondan sonra eve geliyor. İşte neredeydin? E, hastane dedim. Bütün herkes gripmiş bu ara diyor. Herkes dediği anketi nerede yapıyor? Hastane koridorunda yapıyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bu toplumda namaz kılma oranı ne? diye bir ciddi anket yapacağım diyorum. Gidiyorum sabah namazında bir camiye. İşte bir saf cemaat var. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Bir dakika bekler misin? Anki tabi namaz kılıyor musun diye soruyorum. He kılıyorum diyor. Kılıyorum kılıyorum. 15'te 15'i de namaz kılıyor. Elhamdülillah bu toplumda namaz %100 diyorsun. Veyahut da bir meyhaneye gidiyorsun. Namaz kılıyor musun diye soruyorsun. Ne iş var meyhanedekilerin namazda? Hiç cevap yok. Aa 20 kişiye sorduk hiç kimse namaz kılmıyor. Bu toplumda namaz kılınmıyor diyoruz. Bu anket mantığı yanlış bir mantık. Hastanede sağlık anketi yapılmaz. Bütün caddeleri dolaşırsın, hastaneyi de buna katarsın. Ortaya çıkan sonuç toplumun ortalamasıdır. Ama bir defa ezilmişliği karakter haline getirdin, içi boşaldı, umudu boşaldı, arşla bağlantın bitti, toprakla sadece bağlantın olursa o zaman toprak insanı çekiyor ve mağlup olmuşluk psikolojisi içerisinde yaşıyorsun. O zaman batı sana ne deklere ediyorsa onu kabul ediyorsun. Şahıs olarak da ve toplum olarak da batının o zaman batılı güçleri yani batı derken ben Bulgaristan'dan ötesini kastetmiyorum. Batılı kastediyorum. Hak olmayanı kastediyorum. Allah'a imanı, ahireti iman olmayanı batıl batıdır zaten. Ama bir gün inşallah Batı dediğimiz bölge Bulgaristan'dan İskoçya'ya kadar olan bölgede inşallahü Teala namaz ehli olur, iman ehli olur. O zaman Doğu ve Batı diye onları ayırırız. Şimdi batılı temsil ediyorlar. Burada onların Müslümanlara alaycı bakışları, eğlence, istihza edici bakışları, Müslümanlar üzerindeki iftiraları, dedikoduları, Müslümanların parçalanması, Müslümanların bir arada olmaması ile ilgili psikolojik baskıları algı oluşturmaya yönelik ve siyaset oluşturmaya yönelik uygulamaları taraftar buluyor Müslümanlarda. Yani o Müslümanın evlilik düzeniyle, nikah düzeniyle, peygamberinin hayatıyla ilgili alay ediyor. Müslümanların çocukları yankı vuruyor. Yani diyorlar ya ben burada bağırdım yankı oradan geldi. Onlar kendi çöplüklerinde ötüyorlar. Almanya'da, İngiltere'de bir çöplükte ötüyorlar. Bakıyorsun İstanbul'dan yankı buluyor. Neden? Çünkü temelde çökmüş bir iman var. Medine'den gelen sese gelince kulaktan girip öbür kulaktan çıkar gibi bir sonuç oluşuyor. Oradan bir şey gelince bir kulaktan giriyor, beyinde yankı buluyor. Çünkü beyin çöplüğe dönmüş durumda. Bu tabii beraberinde Almanya'da ne varsa en iyidir. Batı'da ne varsa ondan iyisi olmaz. Bizdeki muhakkak arız. Ya o adamda da tren var. Sen de, de. bizim tren hep bozuktur zaten. Binmesen ona. Bizim hep raydan çıkar. Geçen sene Almanya'da da tren kazası oldu. İnsanlar öldü. Hayret ya orada olmaması lazımdı. Çünkü yani düşmanına, celladına sempatiyle bakan bir mantık bu maalesef. Yani bu bakış bir defa ters tarafa doğru kaydı mı bir daha onu toparlamak mümkün olmuyor. Ve asıl büyük hedefimiz Allah'ın rızası ve Allahu Teala'nın cennetine yönelik büyük yürüyüşümüz, koşuşumuz ve yarışımızı bırakıp beş kuruş etmez. Dünya rakamlarıyla da beş kuruş etmez basit şeyler üzerinde bir ömür çürütmeye mahkum oluyoruz. Ne yazık ki.